Bermuda Şeytan Üçgeni, Gizemli Sular. Bu bölge, yıllardır insanları büyüleyen ve korkutan bir yer olmuştur. Hep beraber Atlantik Okyanusu'nun derinliklerine, gizemli bir bölgeye gidelim, Bermuda Şeytan Üçgeni'ne. Bu bölge, Atlantik Okyanusu'nun batısında yer alır ve birçok efsane ve hikayeye ev sahipliği yapar. Bu bölge, yıllardır kaybolan gemiler ve uçaklarla biliniyor. Tarih boyunca, birçok gemi ve uçak bu bölgede kaybolmuş ve bir daha asla bulunamamıştır. Hatta bazı insanlar bu kayıpların doğaüstü güçler yüzünden olduğunu düşünüyor. Bu teoriler bölgenin gizemini daha da artırıyor ve birçok insanın ilgisini çekiyor. Bu gizemli üçgen Bermuda, Florida ve Puerto Rico arasında bulunuyor. Bu üç nokta arasında kalan bölge birçok kaybolma vakasının merkezi olarak bilinir. Sınırları tam olarak belli değil. Ama burası denizcileri ve pilotları yüzyıllardır korkutuyor. Birçok denizci ve pilot bu bölgeden geçerken tuhaf olaylar yaşadıklarını bildirmiştir. Acaba bu sularda gerçekten açıklanamayan bir güç mü var? Yoksa bu olaylar sadece doğanın bir oyunu mu? Bu sorular yıllardır bilim insanlarını ve araştırmacıları meşgul ediyor. Yoksa her şey sadece birer tesadüf mü? Bu bölgedeki kayıpların ardında yatan gerçekleri öğrenmek için daha derinlemesine bir araştırma yapmamız gerekiyor. Bu soruların cevaplarını bulmak için Bermuda Şeytan Üçgeni'nin derinliklerine doğru bir maceraya atılıyoruz. Bu macera sadece kaybolan gemi ve uçakların gizemini çözmekle kalmayacak, aynı zamanda bu bölgenin tarihini ve efsanelerini de keşfedeceğiz. Kayıp uçuşların gizemini çözeceğiz, batık gemilerin hikayelerini dinleyeceğiz ve bilimin bu esrarengiz olaya getirdiği açıklamaları inceleyeceğiz. Bilim insanları, bu bölgedeki manyetik alanların ve hava koşullarının kayıplara neden olabileceğini düşünüyor. Hazır olun, çünkü Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırları sizi de çok şaşırtacak. Bu bölgenin gizemini çözmek için çıktığımız bu yolculukta birçok ilginç bilgi ve hikaye ile karşılaşacağız. Bu macera sadece bir keşif değil, aynı zamanda bir öğrenme deneyimi olacak. Kayıp uçuş, Flight 19'un izleri. Bermuda Şeytan Üçgeni denince akla gelen en ünlü gizemlerden biri Flight 19 uçuşunun kaybolmasıdır. 5 Aralık 1945'te Amerikan donanmasına ait 5 uçak rutin bir eğitim uçuşu için Florida'dan havalandı. Ama bir daha asla geri dönmediler. Deneyimli pilotlar ve mürettebat aniden ve gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Kaybolmadan önce gelen son radyo mesajları ise kafa karışıklığı ve garip pusula hareketlerinden bahsediyordu. Sanki uçaklar yönlerini tamamen kaybetmişti. İşte bu gizemli olay, Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesini daha da güçlendirdi. Flight 19 bu bölgede kaybolan tek uçak değildi. Ancak gizemi hala çözülemeyen hikayesi burayı daha da gizemli ve korkutucu hale getirdi. Denizin yuttuğu gemi Mary Celeste efsanesi. Bu hikaye denizcilik tarihinin en büyük gizemlerinden birini barındırıyor. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemli sularında kaybolanlar sadece uçaklar değildi. Bu bölge yüzyıllardır denizcilerin korkulu rüyası olmuştur. Bu bölgede batan gemilerin hikayeleri de dilden dile dolaşır. Her biri denizin derinliklerinde saklanan sırları anlatır. Bunlardan en ünlüsü ise Mary Celeste gemisinin gizemli bir şekilde terk edilmiş halde bulunmasıdır. Bu gemi denizcilik dünyasında bir efsane haline gelmiştir. 1872 yılında Mary Celeste adlı bir ticaret gemisi New York'tan Cenova'ya doğru yola çıktı. Geminin kaptanı Benjamin Briggs deneyimli bir denizciydi ve mürettebatı da güvenilir insanlardan oluşuyordu. Ama gemi varması gereken yere asla varamadı. Yolculuğun başında her şey normal görünüyordu. Ancak bir süre sonra gemiden haber alınamadı. Bir ay sonra Mary Celeste, Azorlar yakınlarında sürüklenirken bulundu. Gemide hiç kimse yoktu. Mürettebatın nereye gittiği hakkında hiçbir iz yoktu. Herhangi bir kavgaya ya da zorlamaya dair bir iz de yoktu. Geminin yükü de yerindeydi ve değerli eşyalarına dokunulmamıştı. Peki Mary Celeste'nin mürettebatına ne olmuştu? Gemiyi neden terk etmişlerdi? Bu sorular yıllardır denizciler ve araştırmacılar tarafından tartışılmaktadır. Yoksa birileri tarafından mı kaçırılmışlardı? Belki de doğaüstü bir güç mü devreye girmişti? Bu soruların cevapları hala bilinmiyor.
Mary Celeste'nin mürettebatının başına ne geldiğini, denizcilik tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Mary Celeste'nin hikayesi, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemini daha da derinleştiriyor ve bu gizemli sularda hala cevap bekleyen birçok soru olduğunu gösteriyor. Bu hikaye, denizcilerin ve macera perestlerin hayal gücünü beslemeye devam ediyor. Mary Celeste, sadece bir gemi değil, aynı zamanda bilinmeyenin ve keşfedilmemişin sembolü olarak denizcilik tarihine kazınmıştır. Fısıltılar ve görgü tanıkları, gerçek mi yalan mı? Bermuda Şeytan Üçgeni, yıllardır insanların ilgisini çeken ve merak uyandıran bir konu olmuştur. Bu bölge hakkında anlatılan hikayeler, sadece kaybolan gemi ve uçaklarla sınırlı kalmamış, aynı zamanda birçok doğaüstü olayla da ilişkilendirilmiştir. Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında anlatılanlar sadece kayıp vakalarıyla sınırlı değil. Bu bölge, Atlantik Okyanusu'nun batısında yer alır ve Miami, Bermuda ve Puerto Rico arasında bir üçgen oluşturur. Bu üçgenin içinde yıllar boyunca birçok gemi ve uçak kaybolmuştur. Ancak bu kayıpların ötesinde bölge hakkında anlatılan daha birçok ilginç hikaye vardır. Birçok insan bu bölgede garip ışıklar, aniden beliren sis perdeleri ve anormal manyetik aktiviteler gördüğünü iddia ediyor. Bu olaylar, bölgenin doğaüstü güçlerle dolu olduğuna dair inancı pekiştiriyor. Özellikle manyetik anormallikler, pusulaların ve diğer navigasyon cihazlarının düzgün çalışmamasına neden oluyor. Bu tanıklıklar efsaneyi daha da büyütüyor ve gizemi daha da derinleştiriyor. İnsanlar bu bölgede yaşanan olayların sıradan açıklamalarla çözülemeyeceğine inanıyor. Bu nedenle Bermuda Şeytan Üçgeni yıllardır araştırmacıların ve macera perestlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bazı denizciler pusulalarının bu bölgede deli gibi döndüğünü, elektronik cihazlarının bozulduğunu ve garip sesler duyduklarını anlatıyor. Bu tür olaylar bölgenin tehlikeli ve öngörülemez olduğuna dair inancı güçlendiriyor. Denizciler bu bölgede seyahat ederken her zaman temkinli olurlar ve bu tür olaylara hazırlıklı olurlar. Hatta bazıları gökyüzünde tanımlayamadıkları uçan cisimler gördüklerini bile söylüyor. Bu tür tanıklıklar bölgenin sadece deniz seviyesinde değil, aynı zamanda gökyüzünde de gizemli olaylarla dolu olduğunu gösteriyor. UFO gözlemleri bölgenin doğaüstü güçlerle dolu olduğuna dair inancı daha da pekiştiriyor. Bu hikayelerin ne kadarı gerçek, ne kadarı abartı bilinmiyor. Ancak bu tür hikayeler insanların hayal gücünü harekete geçiriyor ve bölgenin gizemini daha da artırıyor. Araştırmacılar bu tür olayların bilimsel açıklamalarını bulmaya çalışırken, bazıları da bu hikayelerin tamamen hayal ürünü olduğunu düşünüyor. Ancak bu tanıklıklar Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemini canlı tutuyor ve bu bölgenin sadece kayıp gemiler ve uçaklardan ibaret olmadığını gösteriyor. Bölge, aynı zamanda doğaüstü olaylarla da ilişkilendiriliyor ve bu da insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu nedenle Bermuda Şeytan Üçgeni yıllardır popüler bir konu olmaya devam ediyor. Belki de burası henüz tam olarak anlayamadığımız doğaüstü güçlerin merkezi. Bu tür güçler, bölgedeki manyetik anormallikler, garip ışıklar ve diğer doğaüstü olaylarla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle bölge hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği düşünülüyor. Ya da belki de sadece insanların hayal gücünün yarattığı bir efsane. İnsanlar bilinmeyen ve açıklanamayan olaylara karşı her zaman merak duymuşlardır. Bu nedenle Bermuda Şeytan Üçgeni gibi bölgeler insanların hayal gücünü harekete geçirir ve bu tür efsanelerin doğmasına neden olur. Gerçek ne olursa olsun, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi yıllar boyunca insanların ilgisini çekmeye devam edecek.